Osmanlı'nın Edirne Sarayı olarak adlandırılan Saray-ı Cedid-i Amire'de restorasyon çalışmaları devam ediyor. Milli Saraylar Başkanlığı'nca geçen yıl başlatılan çalışmalar kapsamında alandaki arkeolojik kazılar tamamlandı. Cihan Yuma Kasrı'nda özgün yapı kalıntıları sağlamlaştırıldı. Namazgahlı Çeşme'de çimento harçlı kalıntılar temizlendi. Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, bu kültürel mirasın yeniden ayağa kaldırılması çok ciddi bir turizm potansiyelini beraberinde getirecek dedi. Cedid-i Amire Topkapı Sarayı'nın annesi. Bursa, Edirne fethinden sonra devletten imparatorluğa geçiş sürecinin önemli bir alanı Saray-ı Cedid-i Amire. Kültür ve Turizm Bakanlığımız döneminde arkeolojik kazılar, bir taraftan saray mutfakları, kum kasrı, sumakseni, yürüyüş yollarıyla beraber çalışmalarımızı bir noktaya getirmiştik. Daha sonra bizim için de önemli bir işti Edirne Sarayı'nın yeniden ihyası. Şehrimiz için, ülkemiz için gerçekten çok önemli bir çalışma. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı'na Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan devri yapıldı. Zaman zaman biz de alana gidiyoruz. Oradaki çalışmalarla ilgili arkadaşlarla bilgi almaya çalışıyoruz. Milli Saraylar İdaresi tarafından, başkanlığı tarafından çok ciddi, yoğun bir çalışma devam ediyor. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya Birlik'ten. Şunu söylemek istiyorum. Edirne Sarayı'nın yeniden ihyası gerçekten yani şehrimiz için değil, ülkemiz için çok büyük bir kazanç olacaktır. Bu kültürel mirasın yeniden ayağa kaldırılması beraberinde çok ciddi bir potansiyeli, turizm potansiyelini beraberinde getirecektir.